Piyasaları konumuzla değerlendirelim. Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Sayın Kayhan Tezcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Kayhan Bey. Hoş bulduk Sevda. Teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle petrol tarafıyla başlamak istiyorum. Emtia tarafında sizinle. Kızıldeniz'deki gelişmeleri ve endişeleri tabii yakından takip ediyoruz hafta içerisinde. Orada birçok aslında hem lojistik firması hem de işte en son Fransa'nın yapmış olduğu açıklamaları takip ettik. Orada yaşanan hem nakliyede büyük problemler var. Bu riske girmek istemiyor lojistik firmaları ve küresel ölçekte. Firmalar tabii ihracatın küresel ticaretin aksayabileceğine dair endişeler var ve bu fiyatları yükseltti petrol tarafında. Baktığımızda Brent petrol 80 dolara yaklaştı ve ABD ham petrolünün ilk işlemlerde 74 dolara aştığını görüyoruz. Petrolle ilgili bu Kızıldeniz'deki endişe, tehlikeyle ilgili neler söylemek gerekir gidişatla ve petrol tarafındaki seyirle ilgili? Evet, biliyorsunuz dünya ticaretinin hattı sayılır bir kısmı da bu Süveyş kanalından geçiyor. Şüphesiz buradaki bir sıkıntı bütün ticaret akımlarında etkileyecek faktörlerden. Çünkü hatırlarsınız daha önce de böyle bir problem olmuştu ve arzlarda bütün bu emtiaların arzında da sıkıntı olunca fiyatlarda da çok ciddi artışlar gerçekleşmişti. Şimdi tabii ki çok doğal bu gerginliğin olmasını doğal karşılamak lazım. Hatta ben petrol fiyatlarına baktığım zaman yani böyle bir gerginliği çok karşılamayacak kadar makul seviyelerde görüyorum. Herhalde burada anladığım kadarıyla buradaki problemi çok uzun vadeli olmayacağı düşünülüyor. Çünkü daha önce yani büyük bir tonajlı gemi herhalde orada sıkıntı yaşamıştı. Onun oradan kaldırılması çok sıkıntı ve vakit aldı. Dolayısıyla fiyatlarda çok bu sıkıntıyı yansıtacak bir hal ve hareket ben açıkçası görmüyorum. Dolayısıyla burada bir miktar zamana herhalde bırakmak gerekiyor Sevda Hanım bu gelişmeleri. Şimdi tabii ABD Merkez Bankası'nın güvercin açıklamalarıyla baktığımızda geçen hafta emtia piyasalarındaki o belirsizliğin de biz biraz daha pozitif tarafa doğru kaydığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hem dolardaki gevşeme, 102 seviyeleri hem de ABD tahvillerindeki artık 4'ün altındaki 3 seviyelerini görmek ve ABD tahvillerinin de artık bu tarafta yine gevşemesiyle birlikte bunun ons altına yansımalarını konuşuyoruz. Baktığımızda 2100-2145 seviyelerini test eden bir altının ons tarafı var. Şu an 2042 dolar seviyelerinde. Bir altın tarafını, altının ons tarafını konuşmak gerekirse Fed'in 2024 yılı içinde Mart sonrası faiz indirimine geçebileceği ile ilgili mesajlarıyla da birlikte hem 2023 yılı altının onsunun aslında son aylardaki, son günlerdeki seyrini konuşabiliriz. 2024'te de 2000 doların altına düşer mi, ne tarafta seyreder diye bir o tarafı da yorumlamanızı rica edeyim. Evet, altın fiyatları bildiğiniz gibi özellikle derivatif piyasalarda baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu baskı da 2011 yılından beri devam eden bir baskı. O zamanlar 2011 yılında işte 2050 şu an bulunduğumuz seviyeleri görmüştü. Bu bulunduğumuz seviyelerden neredeyse 12 yıldır Sevda Hanım fiyatlar baskı altında. Gerçekten de aslında bu fiyatlamanın değişmesine sebebiyet verecek hiçbir gelişme de olmadı. Ta ki pandemiyle beraber bu seviyelerin değişmesine, açılmasına kadar. Çünkü pandemiyle beraber bir enflasyonist ortam oluştu. Oluşan enflasyonist ortamda henüz işte merkez bankalarının faiz arttırmalarına rağmen böyle 3 aşağı 5 yukarı kontrol altına alınabildi diyebiliriz.
Dolayısıyla bu geçen yıllarda hep şunu söyleniyordu. Özellikle altın ve gümüşte, değerli metallerde ki hareketin bir enflasyon ortamı başlamadan o düşünülen büyük hareketin olmayacağı söyleniyordu. Dolayısıyla aslında bizce buradaki hareketin başlangıcı kabul edebilecek bir noktaya gelinmiş vaziyette. Bu şekilde düşünüyorum. Yani enflasyonist ortam burada bu tarz hareketin bir başlangıcı olarak kabul edilebilir.